Bismillahirrahmanirrahim. Beykuniye'nin girişine dair bir video çekmiştik. Şimdi ikinci videomuzdayız. Şimdi hadis inkar edenler diyorlar ki Kur'an zaten, Kur'an-ı Kerim zaten apaçık kitaptır. Buna dair ayet de var. Dolayısıyla peygamberin konuşmaları dikkate alınmaz derler. Haşa. Bu grup insanlar ayetlerin geneline hakim olmamış cahil kişilerdir diyebiliriz. Veya bilerek insanları kandırmayı meslek edinmişlerdir veya kandırılmışlardır. Birkaç şey olabilir yani. Yani Kur'an-ı Kerim açık bir kitap mıdır? Tilke ayatul kitabil mubin. Tilke ayatul kitabil mubin. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Şuara suresi 2. ayet. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir diyor. Buradaki kitap Kur'an-ı Kerim mi, farklı bir şey mi? Açıksa hangi yönden açık? Yani sayfaları açılmış şeklinde mi açık? Yoksa bu kitabın Allah'tan geldiği mi açık? Yoksa içerisinde haram, helal mi beyan edilmiş? Onlar mı açık? Kelimelerden mana çıkartmak mı açık? Dili kolay anlaşılır şekilde mi açık? Açık olan ne? Kitap açık da hangi yönden açık? O belli değil. Bu surede şimdi tefsire bakıyoruz. Taberi tefsiri diyor ki bu surede Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz ayetler bundan önce ona indirdiğimiz Kur'an'ın apaçık ayetlerindendir. Bunları düşünenler anlarlar. Akıllarını kullananlar kim kullanırsa yani bunların Allah'ın katından olduğunu, bunların Muhammed'in kendisinden kendiliğinden uydurmadığı şeyler olduğunu anlar diyor. Demek ki Taberi tefsiri apaçık kitabın ayetleridir derken burada apaçık olan şey hangi yönden açıkmış? Açık olan neymiş? Bu ayetlerin, bu Kur'an-ı Kerim'in Allah katından geldiği açıktır. Bunu Muhammed Aleyhisselam'ın kendisinin uydurmadığı açıkmış. Açık olan bu. Yoksa her hüküm açıktır, her şeyi Kur'an'da anlarız. Yani hadise gerek yok. Bu şekilde bir mana çıkartılamaz. Taberi tefsiri böyle diyor. Birisi de çıkıp diyebilir tabii ki. Yok bu değil. Kur'an'daki her ayet açıktır. Kastedilen bu diyebilir. Ama Taberi de böyle demiş. Bu durumda ne var? İhtilaf var deriz. Yani yine de onların dediği %100 doğrudur, tek görüştür değil yani. Bu tefsire göre kitabın açık oluşu onun Allah'ın katından gelişinin açık olması demektir. Yoksa her ayet çok rahat anlaşılır diye bir mana kastedilmemiştir. Allah açıkladı, artık peygamberin açıklamasına ihtiyaç yoktur diye bir mana yok. Bununla birlikte ayetler açıktır ama her ayet değil. Yani asıl doğru olan bu. Müteşabih ve mücmel gibi anlaşılması zor ayetler vardır. Bu bilinen bir şey, usulü tefsirde geçer. Bu durum her ayetin açık olmadığına dair bir vakadır yani iddia da değil, vakadır. Mücmel ayet nedir baktığımızda, müteşabih nedir baktığımızda ortaya çıkıyor. İbn Kesir rahmetullahi aleyh mücmel ve müşkil lafızları açıklama vazifesinin peygamberde olduğunu Nahl suresinde beyan etmiştir. Taberi tefsirinden okuyalım. Bakalım neler denilmiş. Fetvilul kelami ala kavli binni Abbasin vel cemii inne hazihil ayat elleti enzeltuha ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi hazi surati le ayatul kitabi ellezi enzeltuhu ileyhi min gabliha ellezi beyyene ve büyyine limen tedebberahu bi fehmin ve fekkara fihi bi aklin ennehu min indillah Celle Celaluhu. Ne diyor? Tevilul kelam alakalı İbn Abbas ve cemi'i. Topluluğun ve İbn Abbas'ın tevili, anlayışı nedir bunda diyor. İnne hazil ayat. Muhakkak ki şu ayetler, elleti öyle ayetler ki enzeltü ben indirdim. Ha o ayetleri kimin üzerine indirdim? Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Muhammed aleyhisselamın üzerine indirdim bunları. Bundan kasıt budur diyor. Fi hazi surati şu suredeki ayetler nedir? Le ayatul kitabi elbette kitabın ayetleridir. Ellezi öyle kitap ki öyle ayet ki enzeltu ben indirdim hu onu ileyhi ona min gabliha ondan önce.
Yani burada anlatılan şey neymiş? Zaten en sonunda tekrar ortaya çıkıyor. Ennehu o ayetler nedir? Min indillahi Allah'ın katındandır. Kastedilen şey budur. Açıklık bu. Kur'an-ı Kerim incelendiğinde bunu bir insanın uyduramayacağı ortadadır. Anlatılmak istenen budur. Nitekim Bakara suresinin ilk ayetlerinde de Allah Teala ne buyurmaktadır? Fe in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bizim kulumuza indirdiğimiz şeye dair bir şüpheniz varsa diyor fe'tu bi suratin min misli. Onun benzeri bir sure getirin. Yani şüphe ve açıklık buna dair Kur'an-ı Kerim'in Allah katından geldiğine dair bir açıklıktır. Yoksa her ayet açıktır. Peygambere gerek yok, sünnete, hadise gerek yok. Biz her manayı kendi aklımızla buluruz. Böyle bir şey yok yani. Aynı duruma başka bir hadisten de bakabiliriz. Mübin neyin nesi? Vel mübin, mübin kelimesi zahir. Tamam, zahirdir, görünür, açıktır, bellidir. Ve huve o min ebane. Ebane kelimesinden gelmekte. Muradeti bane. Eş anlamlısı banedir. Ey tilkel ayatul kitap. Şu kitabın ayetleri nedir? El vazih. Vazih olan yani açık olan kitabın ayetleri. Kevnuhu min indillah. Allah'ın katından olmasıdır. Buradaki açıklık Allah'ın katından gelmesinin açık oluşudur. Yoksa her ayeti ben anlarım. Açıklamaya gerek yok. Öyle bir şey değil. Bir ayet okuyalım. Nahl suresi 44. ayet. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman, yani Kur'an-ı Kerim açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Niye indirilmiş? Peygamberin açıklaması için. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Peygamber açıklasın yani. Ayette geçen litübeyyine açıklaman için linnâsi insanlara açıklaman için. Yani Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin açıklama görevi ona verildiği ayette bellidir. Birisi çıkıp peygamberin Kur'an'ı açıklama görevi yoktur. Kur'an zaten açıktır diyorsa bu ayete ne demesi lazım? Nahl suresi 44. İnsanlara açıklaman için diyor. Ayet açıkça peygambere ayetleri açıklama görevi verilmiştir. Bu görev tebliğden başka bir görevdir. İlave bir görevdir. Tebliğ ilk görev Maide 92'de geçiyor zaten. İkinci görev ise bu ayette geçtiği üzere beyan etmektir. Kur'an'da her şey var. Dolayısıyla hadislere gerek yok. Böyle bir iddia da var. Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? Her şey varsa hadislere gerek yok. Böyle diyenler var. Bakıyoruz. Hemen En'am suresi 38. ayet. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökteyken kanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Siz kitapta hiçbir şey, yani biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp geleceklerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Böyle geçiyor. Dolayısıyla insanlar diyor ki Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Hadise gerek yok diyorlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ne demek? Hangi kitap bu? Bakalım. Diyanet tefsirine baktığımız zaman ayette biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruluyor. Buradaki kitap birkaç şekilde anlaşılmıştır. Görüşlerden birisi de nedir? Bu kitap levh-i mahfuzdur. Zaten başka ayetlerde de buna işaret var mı yok mu? Var. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ma ahsaha. Ayet yok mu? Var. Küçük büyük ayırt etmemiş. Ne var ne yok yazılmış. Dolayısıyla buradaki En'am suresi 38'de kitapta her şeyi yazdık. Kur'an-ı Kerim olarak herkes bu şekilde anlamamış. Levh-i mahfuzdur diye de anlaşılmıştır. Bu Diyanet'in Kur'an yolu tefsiri 5 ciltliktir. Meşhur bir bilinen bir tefsir kitabı. Kurtubi'den bakalım. Kurtubi ne demekti bununla ilgili? Yüce Allah'ın biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyruğunda kitaptan kasıt levh-i mahfuzdur. Yüce Allah o kitapta meydana gelecek olayları tespit etmiştir.
kitaptan kastın Kur'an-ı Kerim olduğu da söylenmiştir. Yani o daha zayıf görüş. Kuvvetli görüş, levh-i mahfuz oluşu. İmam Kurtubi El-Cami'ül Ehkamil Kur'an adlı eserinde böyle demiş. En'am suresinin 38. ayetini tefsir ederken. İyi de Diyanet böyle demiş, Kurtubi böyle demiş, tek bunlar mı? Yok, pek çok, bu görüşü barındıran pek çok tefsir bulunabilir. Örnek, Profesör Doktor Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı eserine baktığımızda bu tür bilgilerin, bu tür tefsirin orada da yer aldığını görmekteyiz. Demek ki açık kitaptan kasıt, her şey yazılmış bir kitaptan kasıt, her şeyi yazdık. Nereye yazılmış? Levh-i Mahfuz'a yazılmış. Böyle bir görüş var. Dolayısıyla birisi çıkıp Kur'an'da her şey var, peygamberin açıklamasına gerek yok deyişi batıldır, boş bir iddiadan ibarettir. Nitekim bir önceki videomuzda Hazreti Ebu Bekir'in yanına birisi gelip bir pay, mirasından pay istediğine değinmiştik. Hazreti Ebu Bekir ne demişti? Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir şey yok, hadise bakacağım demişti değil mi? Araştırmaya gideceğim demişti. Daha sonra sahabeden birini buluyor. Ve bu hadisi duyan başka birisi var mı diye soruyordu. Bir kişi daha bulduğu zaman hadise göre hüküm veriyor muydu? Veriyordu. Demek ki Hazreti Ebu Bekir'in sözüyle sabit aslında. Kur'an-ı Kerim'de her şey açıkça en ince detayına varana dek geçmiyor. Ha kapalıca, kabaca geçiyor mu? Geçer. Ama ince ince her şey ayrıntısıyla geçmez. İşte örnek, neneye, nineye ne kadar mirastan pay kalır? Var mı Kur'an'da? Yok. Ama hadiste var. Şimdi ne yaptık? Bununla ilgili benzer ayetler de var. Yani En'am suresi 59, Nahl 89. Buralara da bakabiliriz. Orada ne diyor? Mesela En'am suresi 59. ayet. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Buradaki kitaptan kasıt Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuz olmasıdır. Kur'an-ı Kerim değildir. Bir de Nahl 89 var. Oraya da baktığımızda sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet, Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Nahl 89'da da böyle geçiyor. Tefsir. Bakalım tefsirde nasıl geçiyor? Nahl suresi 89'u mesela bakalım. Kur'an-ı Kerim insanlığın muhtaç olduğu ve ilahi bir aydınlatma olmadan ulaşamayacağı helal, haram, sevap, günah gibi konulara, bu tür konulara dair bilgileri ana hatlarıyla açıklamıştır. Nahl suresi 89. ayetin tefsiri Kur'an yolu tefsiri, Diyanet'in beşliklik tefsiri. Yani Diyanet de bunu söylüyor açıkça. Ana hatlarıyla açıklamıştır. Burada bu kitabı sana her şey için açıklama olarak yolladık. Her şey derken ana hatlarıyla, en ince detayına varana dek değil. Bu yüzden hadislere ihtiyaç vardır. Şimdi ne yaptık? Hadislere gerek yoktur diyenlerin dayandığı ayetlere baktık. Ayetler açıkçası onların iddia ettiği manayı zayıf olarak kapsa da kuvvetli olarak o manayı kapsamıyor. Çünkü birkaç manaya gelebilir. Şimdi sünneti destekleyen pek çok ayet var. Şimdi her birini okumaya gerek yok. Bir iki tanesine değinelim. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Burada peygamber ile Allah'a itaat birlikte zikredilmiş. Çünkü Hazreti Peygamber'i insanlara dini tebliğ etme vazifesini veren ve onu elçi olarak görevlendiren Allah Teala'dır. Dolayısıyla elçiye itaat etmeyip onu reddetmek bir anlamda elçiyi gönderen makama saygısızlık etmektir. Bunu yapan bir şahsın iman dairesinde kalmayacağı da açıktır. Bunu kim diyor? Elmalılı Hamdi Yazır diyor. Benim sözüm değil. Hak dini Kur'an dili, meşhur tefsir. Oraya baktığımızda bu Nisa suresi 80. ayetin tefsirinde bunu görmekteyiz. 2. cilt 305. sayfada bu yazıyor. Buna göre Allah Teala ve Resulüne itaat etmek ebedi hayata kişiyi kurtuluşa. Nerede geçiyor bu? Nur suresi 52'de. Ona itaat etmek kurtuluşa. Ona itaatsizlik ise cehenneme götürecektir. Nisa 115. Peygamber uymak şart. Peygamberin haram veya helal kılma etkisi var mı? Vardır.
Bu yetki onun hevasından konuşmama özelliğiyle ilişkili. Sonuçta bir şeye haram veya farz demesi Allah'tan aldığı bilgilere dayalıdır. Bizim gibi değil ki kafasına göre konuşsun. İnsanlara diyoruz şu haram, bu helal, şu şöyle, bu böyle. Yok öyle olmaz diyor. Kaynak göster, delil göster, bir şey yok. Yok olmaz diyor, duruyorlar. Niye? Kafalarına göre konuşuyorlar. Peygamber öyle değildir. Bununla ilgili tabii ki delil de var. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder. İyiliği emretmek emir nedir? Farzdır. Kötülüğü de men eder. Men etmek, yasaklamak haramdır. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar. Ayet meali bu. Araf suresi 157. Peygamberin helal kıldığı, haram kıldığı ayette geçiyor. Kişisel yorum değil. Peygamberin tabii ki hadisi de var ya. Dikkat edin. Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Bununla ilgili hadis var. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Tabii nerede geçiyor? Tam olarak kaynakta verelim. 17.657 numaralı hadiste bu geçmekte. Ama dediğimiz gibi hadisi reddeden birisi zaten bu hadisi dikkate almayacaktır. O zaman Araf 157 ayete baksın. Peygamber helal kılar, haram kılar diyor. Ayet inanıyorlarsa o zaman iş bitti, tamam. Sahabeden örnek verelim. Sahabe hadise karşı nasıl bakardı? Abdullah bin Ömer'in Kur'an'da mukimden, yani mukimken kılınan namaz ile korku namazını bulup da seferi namazını bulamadığından yakınan bir şahsa verdiği cevap nedir? Sahabede peygamberin hadisinin konumunun nasıl olduğunu ortaya koyan bir şeydir. Ey kardeşim, biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz. Abdullah bin Ömer bu şekilde cevap vermektedir. Kur'an'da yok, öyleyse boş verelim dememişler. Bu da İmam Malik'in Muvatta'sında Kasrus Salat'ta geçmekte. Hadis numarası 336. Daha önce değindik diye düşünüyorum ama değinmediysek bir kez daha değinmiş olalım. Hazreti Ebu Bekir nasıl davranmıştır hadisle ilgili olarak? Resulullah'ın mirası konusundaki tavrını açıklarken, ben Resulullah'ın bir şey yaptığını gördüğüm zaman mutlaka onu yaparım diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlılığını ifade etmiştir. Hazreti Ebu Bekir peygamber ne yaptıysa mutlaka yaparım diyor. Şimdiki insanlar hadisi boş ver diyor. Yani bu çok dikkat çekici bir durum. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde bu geçmekte. Cilt 1, 12'de. Hadis numarası 10 yani. Biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel'in kitabı Hazreti Ebu Bekir'in hadisleriyle başlamaktadır. Çözümü Kur'an'da zikredilmeyen konularda sahabiler peygamberin sünnetine başvururdu. Nitekim Hazreti Ebu Bekir bir ninenin mirastaki payının ne olacağı sorusuna, bu konuda Allah'ın kitabında bir açıklama yok, Resulullah'ın sünnetinde de bir uygulama bilmiyorum demiş ve konuyu araştıracağını söylemiş. Daha sonra araştırdığında bunun cevabını bulmuştur. Daha önceki videoda bunu anlattık. Yine de tam anlatalım. Bu konuda Allah'ın kitabında bir açıklama yok, Resulullah'ın sünnetinde de bir uygulama bilmiyorum demiş ve konuyu araştıracağını söylemişti. Hazreti Ebu Bekir konuyu ashaba sorunca Muğire bin Şube, Allah Resulü'nün böyle bir durumda nineye 6'da 1 hisse verdiğini ifade etti. Muğire'nin sözlerini Muhammed bin Esleme de tasdik edince Hazreti Ebu Bekir söz konusu nineye 6'da 1 hisse vermiştir. Hazreti Ebu Bekir neye göre karar vermiş? Peygamberin sözüne göre karar vermiş. Onlar peygamberin sözüne göre karar veriyorsa, yani biz Hazreti Ebu Bekir'den daha büyük adamız da biz ona göre vermeyeceğiz mi? Yani bu çok ilginç bir durum. Peygamberin hadislerine uymak zorunlu. İmam Malik'in Muvatta'sında geçiyor diye söylemiştik. Hazreti Ebu Bekir, şimdi de Hazreti Ömer'den bahsedelim. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Peygamber Hecer mecusilerinden cizye alıyordu. Sözünü işitinceye dek mecusilerden cizyeyi kabul etmemişti. Baktı ki peygamber öyle yapmış, o zaman ben de yapayım demeye başlamıştır. Buhari cizye 1'de bu geçiyor. Buhari'nin cizyesinde 1'de bu geçmekte. Hadis numarası 3156. Bunun dışında her zaman
Hazreti Peygamber'e tabi olan sahabiler zaman zaman bu amaçlarını açıkça da ifade etmişlerdir. Mesela Hazreti Ömer Hacerül Esved'i öptükten sonra "İnni a'lemu enneke hacerun." Ben biliyorum ki sen bir taşsın. "La tezurru ve la tenfa'u." Zarar da veremezsin, fayda da veremezsin. "Ve levla enni ra'aytun nebiyye." Yani ben görmeseydim peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. "Yukabbiluke ma kabbeltuke." Burada anlatılan şey, biliyorum ki sen taştan başka bir şey değilsin. Ne fayda ne de zarar verebilirsin. Ama ben Resulullah'ı seni öperken gördüğüm için öpüyorum demiştir. Bu çok meşhurdur. Pek çok vaazda da duymuşsunuzdur. Buhari Hac 50'de geçmekte. Hadis numarası 1597. İyi de Hazreti Ömer baktı ki Peygamber Hacer-i Esved'i öptü, ben de öpeyim dedi. Bu neyi göstermekte? Bu ifadelerle Hazreti Ömer kendisi için asıl önemli olanın Hacerül Esved olmadığını, Resulullah'ın ona değer verdiği için kendisinin de ona değer verdiğini, o yüzden öptüğünü belirtmekte. Yani bu neyi gösteriyor? Sahabenin peygamberin ne denli uymaya bağlı olduğunu göstermekte. Ne yapalım? Aklımıza mı uyalım, hadise mi uyalım? Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Kerimallahu vece, meşhurdur. "Eğer din akıl ve rey ile olsaydı ben mestin üstünü değil altını mesederdim. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mestin üst tarafını mesederken gördüm." demiştir. Ebu Davud Taharet 63. Hadis numarası 162'de bu geçiyor. Hadisin Arapçası nasıldır? "Lev kâne dînu bir ra'yi." Tekrar edelim. "Lev kâne dînu bir ra'yi lekâne esfelul huffi evlâ bil meshi min a'lâhu. Ve gâd râeytu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu alâ zâhiri huffeyhi." İşte bu kadar anlattığımız şeylerin her biri hadisin gerekliliğini, bağlayıcılığını ifade ediyordu. Şimdi biraz usulü hadise artık geçelim. Hadis kitapları farklı yöntemlere göre dizayn edilmiştir. Kimisi konu başlıklarına göre dizayn edilirken, kimisi de ravi adına göre dizayn edilmiştir. Örneğin bir Buhari elimize alırsak, orada ne görürüz? Fihriste baktığımızda konu başlıkları görürüz. Konu başlıkları işte Kitab-ül İman, imanla ilgili hadisler içerir. Kitab-ı Bedil Vahiy, vahyin başlangıcı ile ilgili hadisler içerir. Bunun dışında tabi pek çok konu başlığı var. Ama örneğin elimizde bir Ahmet bin Hanbel'in müsnedini alırsak konu başlığı göremeyeceğiz. Bu sefer ne göreceğiz? Sahabelerin adları, yani ravilerin adlarını görürüz. Demek ki kitapların bir kısmı konu başlıklarına göre yazılmıştır, bir kısmı da ravilere göre yazılmıştır. İşte buna ne diyoruz? Alel rical, alel ebvab. Rical, racülün ricalün. Rical, adamlar demek. Alel ricali, adamlara göre dizayn edilmiş kitaplar. Yani ravilere göre. Bu sistemde sahabi raviler muhtelif kriterlere göre sıralanır ve her birinden rivayet edilen hadisler konularına bakılmaksızın isimleri altında sergilenir. Kriter olarak da, yani hangi sahabeyi öne yazarım, sonra yazarım, bu değişkendir. Kriter olarak sahabilerin Müslüman olmaktaki kıdemi, Hazreti Peygamber'e yakınlık derecesi gibi hususlar baz alınabilir. Mesela Ebu Davud et-Teyalisi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedlerine baktığımızda onlar ne yapmıştır? Aşere-i Mübeşşere'den ilk halife Ebu Bekir'in müsnedi ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani müsned neyle başlamakta? Müsnedlerde Hazreti Ebu Bekir ilk sırada yer almakta. Alerical kitaplar hangi kitaplar içerir? Müsnedleri, mücemleri ve cüzleri içerir. Mesela müsned. Müsned nedir? Bir, Tayalisi'nin müsnedi var. İki, Hümeyddi'nin müsnedi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. İshak bin Rahuye'nin müsnedi. Ahmet bin Amr el-Bezzar, Bezzar'ın müsnedi. Ebu Yala el-Mevsili'nin müsnedi.
Abdullah bin el-Mübarek'in müsnedi, Ebu Avane'nin müsnedleri vardır. Bunlar nedir? Hale rical tarzında yazılmıştır. Yani konu başlığı yok. Raviye göre, ravi adına göre dizayn edilmiş. Bu birincisiydi, müsnedlerdi. Ale rical'in kısmı. Ale rical'in ikinci kısmı da mucemlerdir. Mucemler de aynı şekilde dizayn edilmiştir. Buna üç tane örnek verelim. Taberani'nin kitapları vardır. El mucemul kebir, el mucemul evsat, el mucemul sagir. Bu üçü mucem kitaplardır ve ricale göre tasnif edilmiş, ona göre dizayn edilmiştir. Bir de ne var? Cüzler var. Cüzler de yine ale ricaldir. 40 hadis kitapları bunun en meşhur örnekleridir. 40 hadislerinden meşhuru İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabıdır. El-Erba'un. El-Erba'un'u 3 video olarak işlemiştik daha önceden. İlerleyen zamanda, yani ilerleyen süreçte o 40 hadisin her birinin irabı ile ilgili video çekmeyi de düşünüyoruz. Bu şekilde alel-ricale değinmiş olduk. Bir de alel-ebvab var. Bab, kapı manasına da gelir, konu manasına da gelir. İşte konu, babun, babanı, ebvab. Ebvab çoğuldur, yani cemidir. Cemim keser. Alel-ebvab konulara göre dizayn. Kitabı eline bir alırsın, bir sürü konu başlığı vardır. Bu sistemde hadisler ravilerine bakılmadan, konularına göre taksim edilmiştir. Musannef, cami ve sünenler bunların örnekleridir. Peki musannefin örnekleri nelerdir? Caminin örnekleri nelerdir? Sünen örnekleri nelerdir? Bunlara şimdi değineceğiz. Musannefler yani sadece merfu değil, mevkuf, maktul hadisleri de içerir. Bunların bu kapı kelimelerin her birini açıklayacağız daha sonra. Malik bin Enes'in el-Muvatta'sı vardır. İmam Malik el-Muvatta bu musannef tarzıdır. Abdurrazzak bin Hemmam'ın musannefi var. İbn Ebi Şeybe'nin musannefi var. Bunlar konulara göre dizayn edilmiş kitaplar. Elimize aldığımızda bir konu başlığı buluruz. Bir de camiler var. El-Cami'nin sahih diye geçer. Fıkıh konularını içerir bunlar. İmam Buhari'nin El-Cami'ü Sahih adlı kitabı. İmam Müslim'in El-Cami'ü Sahih adlı kitabı. Tirmizi'nin El-Cami'ü Sahih adlı kitabı. Bunlar camilere örneklerdir. Tirmizi'nin eseri muhtevası itibariyle camidir. Orijinal ismi de yine cami olmaktadır. Sünen değildir yani. Ama Tirmizi Sünen de hep yazılır. Bu bir alışkanlıktır. Artık adet olmuştur. Ne dedik? Alel ebvab dedik. Konulara göre dizaynlar dedik. Buna da musannef, cami ve sünenlerden oluşur dedik. Musannefi saydık, camiyi saydık. Sıra sünene geldi. Sünenler işte Darimi'nin süneni var, İbn-i Mace'nin süneni, Ebu Davud'un süneni, Nesai'nin süneni, Darikutni'nin süneni, Beyhaki'nin süneni, sünenin kübrası. Bunlar da sünenlere örnekler. Bir de cerh ve ta'dil ilmi var. Cerh ta'dil ilmi önemli bir ilim. Yani ravilerin cerh veya ta'dili konusunda telif edilmiş kitaplardır. Yani nedir bu? Ravi'nin ne kadar güvenilir olup olmadığını ifade eden kitaplar. El-İcli'nin Kitab-ı Cerh ve Ta'dil'i var. İbn Ebi Hatim el-Razi'nin Kitab-ı Cerh ve Ta'dil. İbn Adi'nin El-Kamil. Zehebi'nin Mizanul İ'tidali. İbn Hacer el-Eskalani'nin Lisanul Mizan adlı kitabı var. Hadis Ricali yine meşhur. Bir de ne var? İlelul Hadis. İlelul hadis nedir? Hadislerin illetlerini anlatır. İllet terim olarak hadiste bulunan ve sıhhatine zarar veren herhangi bir kusur manasına gelir. Hadisin isnadında yahut metninde bulunan dışarıdan fark edilmeyip ancak inceleme sonucu ortaya çıkan gizli kusurlar. Bunu tespit edebilmek için bu ilimde biraz derinleşmek gerekir. Bununla ilgili kitaplar vardır. Kitab-ül İlel, Yahya bin Sa'd el-Kettan. Bunun dışında yine Kitab-ül İlel, Medini'nin var. Ahmet bin Hanbel'in var. Kitab-ül İlel ve Ma'rifetir Rical adında. İbn Ebi Hatim el-Razi, İlel-ül Hadis adında o da kitap yazmıştır. Bir de Garib-ül Hadis var. Bu da sadece hadislerde rastlanan, garip lafızları açıklayıcı kitaplardır. İbnül Esir'in En-Nihaye fi Garibil Hadis meşhur. Zemahşeri'nin var. El-Faik fi Garibil Hadis. Bunun dışında tabii pek çok daha var. Her birine değinirsek video uzar.
Bir de ne var? Farklı yazılan kitaplar var. Müstedrekler var. Müstahraçlar var. Zevaid kitapları var. Müstedrek nedir? Müstahraç nedir? Kısaca bir değinelim. Müstedrek istedrake kelimesinden, yani istidraktan gelmekte. Önceden gözden kaçmış bir şeyin hatırlanması, yapılmış bir yanlışın düzeltilmesi, eksik bir bilginin tamamlanması manasına geliyor. Edebiyat terimi olarak da yani zeyl, ek, lahika anlamlarına gelmekte. Yani musannif muhaddislerin gayeleri gibi içinde bulundukları imkanları da şüphesiz ki değişikti. Eserleri bu değişik imkan ve amaçlara paralel olarak meydana getirilmiş. Ayrıca her muhaddisin değerlendirmesi de pek tabii olarak farklılık arz edecektir. İşte ne yapmışlardır? Daha sonra gelen muhaddisler o kitabı tamamlayıcı mahiyette kitap yazmışlardır. Hakim en-Nisaburi'nin El-Müstedrek ala Sahihayn buna örnektir. Bir de müstahraç var. Herhangi bir hadis kitabındaki hadisleri başka senetlerle yeni bir kitapta toplama çalışmasına müstahraç diyoruz. Ebu Evane'nin Müslim üzerine müstahracı meşhurdur. Bir de Ebu Nuaym'ın Sahihayn, iki sahih üzerine yapmış olduğu çalışmada yine meşhurdur. Bir de Zevait edebiyatı var. Hadis usulü ilminde genellikle meşhur hadis kitaplarında bulunmayan bir başka hadisi tarafından rivayet edilerek müstakil kitaplarda toplanan hadislere denilir. Keşful Estar an Zevaidil Bezzar meşhurdur Hesemi'nin. Hesemi'nin bir tane daha var. Zevaid Ebi Yala El Mevsiri diye. Bir de Zevaidül Müsnedi İmam Ahmet. Ahmet bin Hanbel'in de yine Zevaidi var. Bunu da Hesemi yazmıştır. Bir de mevzu hadisler sahasında yazılan kitaplar var. Şimdi biliyorsunuz hadis sahih olabilir. Yani peygamberden veya sahabeden veya ne diyelim tabiinden nakledilmiştir. Bu hadis doğrudur veya değildir. Doğruysa buna sahih deriz. Yani gerçekten ondan nakledilmişse, bir yalan isnadı söz konusu değilse buna sahih deriz. Ama bir de yalan isnat ediliyor. Birisi çıkıp diyor ki peygamberden şöyle duydum. Uydurulabiliyor yani. Bu tür uydurmalar da nedir? Asılsızdır. Asılsız olduğuna göre buna mevzu hadis, asılsız hadis, mevzu hadis, yalan hadis, uydurma hadis bunlar hep aynı manada kullanılıyor. Daha çok mevzu ve uydurma kelimeleri kullanılmakta. İşte hangi hadis sahih, hangisi zayıf, hangisi uydurma, hangisi nedir? Bunları inceleyen kitaplar var. Örnek Acluni'nin El Keşful Hafa. Keşful Hafası meşhurdur bu sahada. Ne yapmıştır? Şu hadis zayıftır, şu sahihtir, bu uydurmadır diye tespit etmiştir. Bir de Sehavi'nin El Makasidul Hasene diye kitabı var. Zerkişi'nin Et Tezkira fil Ahadisil Müştehirası var. İbn Arrak'ın Tenzihu Şeri'a, Suyuti'nin El Leal'il Mensu'a fil Ahadisil Mevzu'ası var. Sagani'nin Risale fil Ahadisil Mevzu'ası var. İbn Cevzi'nin Kitab-ı Mevzu'at diye kitabı var. Bu alanda kitaplar bayağı var. Tabi şimdi bak şöyle bir durum da var. Bakarsanız ki İbn Cevzi bir hadise uydurma demiştir. Suyuti gelmiş zayıf demiştir. Bir başkası da gelip sahih demiştir. Yani ne diyebiliriz? Mevzu hadisi tespit etme yöntemleri farklıdır. Yöntemler farklı olduğundan, belki amaçlar da farklıdır. Amaçlar farklı olduğundan bir alimin dediği diğer alimin dediğine birebir tutmayabilir. Yani bu ne gibi? Fıkıh gibi. Bakmışsınız işte Hanefi mezhebi abdestin farzını 4 saymıştır. Şafii mezhebi 6 saymıştır. Şimdi birisi yalancı, diğeri doğrucu diye ayırt etmek zorunda değiliz. Bu teknik işi, bakış açısı, usul farkı. Bir hadisin zayıf veya uydurma olduğunu gösteren etkenler nelerdir? Pek çok madde var. Bunları ilerleyen derslerde inşallah göreceğiz. Yani anlayış farkı olabilir. Bu şekilde giriş konuşmalarımız bitti artık. Artık ibareye geçebiliriz. Ama ibareye de önümüzdeki video ile birlikte geçiş yapalım. Önümüzdeki videomuzda artık ana metne geçip okumaya başlayacağız.